Tabii ki. aslanlar aslan gibi bir hafta sizi mi bekliyor hemen panik oldunuz değil mi Aşkta iki yıldızı görünce bir dakika panik olmanıza gerek yok diğer tabloda gelsin ee, neden böyle gelecekle ilgili kararlarınıza odaklanacağınız bir haftadaymışsınız evet. yani bekar olanlar ve hayatlarında birileri olanlar varsa gelecek planlarına doğru adım adım yaklaşıyorlar. Aşk hayatınızda bazı endişeleriniz var. Ondan o iki yıldız. Bir de baş ağrılarınıza dikkat. Şimdi Nuray Sayar'ı bize tek tek anlatsın sevgili aslanlar. Bu hafta neye dikkat etmeniz gerekiyor? Şimdi sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Özellikle Dolunay, yılın ilk Dolunay'ı sizin burcunuzda doğuyor. Ayın 28'i ile birlikte. Hangi alanda ruhunuzun şifalanmaya ihtiyacı var? Hemen bugün itibariyle bir düşünün. Kendinize hangi konularda haksızlık ettiniz? Kimlerin size haksızlık etmesine bile bile müsaade ettiniz, izin verdiniz. Bunlar üzerinde düşünün. Affedemediğiniz kişileri affetmeye özen gösterin. Mümkün olduğunca, özellikle e, romantizm dolu etkilerle başlıyorsunuz haftaya. Aynı zamanda ilişkilerde. Daha dikkatli iletişimler içerisinde olmaya özen gösterdiğiniz takdirde kalben derin yaralandığınız konuları da net bir şekilde çözümleyeceğiniz bir haftadasınız. Bu hafta sevdiğiniz insanlarla çok vakit geçirebilirsiniz. Uzun vadeli yeni planlar yaparsanız geçen hafta gerçekleştiremediğiniz birçok planınızı bu hafta tek tek geliştirip gerçekleştirebilirsiniz. Hadi bakalım. Ve oldukça cesur olacağınız bir haftadasınız. Şahane. Hatta gelecekle ilgili kararlarınıza odaklanmayı da başardığınız takdirde işinizi kariyer olarak yükseltebilir, maddi olanaklarınızı çoğaltabilir, arttırabilirsiniz. Süper. İşsiz bir Aslan burcuysanız bu hafta daha önce başvurusunu yaptığınız ya da planladığınız bir işin oluşumuyla ilgili haberler de alabilirsiniz. Asla elde edemem dediğiniz imkanların sahibi de olabilirsiniz. Harika. Yeter ki kendinize duyduğunuz güveni arttırmak istedikçe arttırın, Müthiş. mümkün olduğunca. Aynı zamanda aşk hayatınızda bu hafta oldukça hareketlenebilir, canlanabilirsiniz. Yeter ki siz ne istediğinize karar verin. Nasıl bir ilişki yaşıyorsunuz? Evli bir Aslan burcuysanız Eşinize verdiğiniz değerin karşılığını alıyor musunuz? Ya da sevdiğiniz kadına, sevdiğiniz adama verdiğiniz önemin önemliliğini o size hissettiriyor mu? Bunlar üzerinde biraz kafa yorun. Ama kafa yorarken de baş ağrılarına dikkat edin. Hani boş düşüncelerle kafa yorduğunuz takdirde sağlıkta hafta boyunca başım ağrıyor diyebilirsiniz. Zaten bu sabah itibariyle bile, birlikte baş ağrısıyla Uykudan uyanmış olan aslanların endişe ve evham yapmasına da gerek yok. Ama lüzumsuz duyguların baş ağrıttığına emin olun. Yani bizim zihnimizde bir bilgisayar gibi. Bilgisayarın bile bazen ne diyoruz çöp kutusu var. Boşaltmadığımız anda Tabii. ne oluyor? Resetlenmediği anda doluyor, çöküyor. Ee, bak ben sabah örneğin cep telefonumu kilitledim. Kullanamıyorum cep telefonumu şu anda. Aa. E bu ikincidir. Merkür Retrosu ve Dolunay Sabah Sabah. Şifremi doğru giriyorum, yanlış girdin. Doğru gittim üç kere yaptım, blok oldu. Şimdi yayın bittikten sonra açtıracağım tekrardan. Dolayısıyla e, zihninizi lütfen e, artık düşüncelerden bir Aslan Burcu bireyi olarak arındırmaya Hı -hı. özen gösterin. Bak bu dediğin çok önemli. Eğer gereksiz duygularla, yani gereksiz duyguların üzerinde patinaj çekersen, İstenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsin. İş ve kariyer hayatlarında e, bir tek evli aslanlarla ilgili birkaç evli aslanlar aslanların e, endişe ve kıskançlıktan uzak durması lazım. E, partnerine bakarak varsayım yapmaması lazım. Hı -hı. Onun ruhunu hissetmeye özen göstermesi lazım. Bunu başardığı takdirde o iki yıldızı bırak beşi Beş on yıldız yapabilir. Hadi gözünüz ayrı. Kesinlikle. Sağlıkta ee, zihninizi boş bilgilerle doldurursanız başınızı ağrıtırsınız. İş hayatında? iş ve kariyerde zorlu bir süreç, zorlu bir hafta olabilir. Para konusunda değil ama bu. Hak ettiğinizi kazanmak, elde etmek konusunda son derece başarılısınız. Ee, emek vermekten korkmayın. Hı hı. Ee, sadece sorumluluklar konusunda biraz yorulabilirsiniz. O da sizi zorlu bir süreçteymiş duygusuna doğru ilerletebilir. Tavsiyem ne? Ee, tavsiyem ne biliyor musunuz? Emek ve emek emek yoksa kazanmak da yoktur. Hatta spotum bu olsun. Emek yoksa kazanmak da yoktur. Emek veriyorsanız yorulacaksınız. Yoruldum demeyin bir laf var ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani Aynen. çalışacaksın, çaba sarf edeceksin. Oturduğun yerden hiçbir şey elde edemezsin. Sevgili Aslan bu hafta biraz emek harcaman, mücadele etmen gereken bir haftada olabilirsin. Ki öylesin. Tek, tek şansın ilişkine de emek harcaman, işine de emek harcaman. Emek harcarsan güzellikler seni bulacak.